uzunlukları L1, L3, L2 şeklinde olan kesit alanları eşit cam borulardan oluşturulan düzeneğe aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z gazları aynı anda gönderiliyor. Gazların üçü de cam borudan aynı anda çıkıyor. Buna göre ideal X, Y ve Z gazlarının mol kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hız ile molekül ağırlığı ters orantılıdır. Şimdi birinci borudan kim giriyor? Z giriyor. Üçüncü borudan Y giriyor. Ve ikinci borudan da X giriyor. Şimdi boruların uzunluklarına baktığımızda en uzun boru L1. Demek ki Z'nin molekül ağırlığının en küçük olması gerekiyor. Demek ki en hızlı Z, sonra Y gelmesi gerekiyor ve molekül ağırlığı en büyük olanın da X olması lazım. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda verilen ideal pistonlu kapta ideal davranışlı karbondisülfür gazı bulunmaktadır. Buna göre karbondisülfür gazının mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarıldığında niceliklerinden hangileri 2 katına çıkar diyor. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Mutlak sıcaklık 2 katına çıkarsa ortalama kinetik enerji 2 katına çıkar. Difüzyon hızı sıcaklığın karekökü ile doğru orantılıdır. Şayet sıcaklık 2 katına çıkarsa difüzyon hızı kök 2 katına çıkar. Yine basınca geldik. Sürtünmesiz ideal piston olduğundan dolayı basınç nedir? Basınç sabittir, değişmez. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. İdeal davrandığı varsayılan SO3 ve hidrojen florür gazları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Aynı koşullarda hidrojen florür gazının difüzyon hızı SO3 gazının difüzyon hızının 4 katı kadardır diyor. Şimdi şöyle bakalım. Hidrojen florür yayılma hızı bölü SO3'ün yayılma hızı yani difüzyon hızı eşittir karekök içerisinde SO3'ün molekül ağırlığı bölü hidrojen florürün molekül ağırlığıdır. SO3'ün molekül ağırlığı 80 bölü hidrojen florürün molekül ağırlığı 20. Buradan karekök içi 4 sonuç 2 olarak bulunur. Yani 4 katı değil 2 katı olması gerekiyor. Birinci öncülümüz yanlış. 2. Mutlak sıcaklıkları arasındaki ilişki. TSO2 eşittir 4. THV ise ortalama hızları eşittir diyor. Hidrojen florunun ortalama hızı bölü SO3'ün ortalama hızı eşittir. Molekül ağırlığı SO3 yani 80. Şuraya 4, buraya 1 dersem çarpı hidrojen florürün sıcaklığı bölü hidrojen florürün molekül ağırlığı çarpı SO3'ün sıcaklığı. Buradan 80 bölü 80'den karekök dışına da 1 olarak çıkar. Hızları eşit olur. Doğru. 3. Sıcaklıkları eşit ise ortalama kinetik enerjiler de eşittir diyor. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı olduğundan dolayı doğru. Cevabımız 2, 3, D seçeneği. İdeal davranıştaki SO2 gazına işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre bu işlemler sonrası SO2 gazının ortalama hızı nasıl değişir? 1. Mutlak sıcaklığı 4 katına çıkarılıyor diyor. Şimdi hız ile sıcaklığın karekökü doğru orantılıdır. Mutlak sıcaklık. Evet, kütlesi aynı koşullarda 2 katına çıkarılıyor diyor. Şimdi ortalama hız eşittir karekök içerisinde 3RT bölü MA'ya eşittir. Görüldüğü gibi hız kütleye bağlı değildir. Yani kütle 2 katına çıkarılırsa hızı etkilemez. Cevabımız B seçeneği.
Gazların kinetik teorisi ile ilgili, yani hareket enerjisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Gazların çözünürlüklerinin sıcaklık ile ters orantılı olduğunu açıklar diyor. Bu kinetik teori ile ilgili değil. 2. Gaz taneciklerinin serbest hareketini açıklar. Doğru. 3. Gaz taneciklerinin esnek çarpışma durumunu açıklar. Doğru. Cevabımız 2-3 D seçeneği. İdeal davranıştaki karbondioksit gazı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 100 santigrat derecedeki 273 ile topluyorum. 373 Kelvin'deki ortalama hızı 25 santigrat derecedeki 273 ile topluyorum. 298 Kelvin yapar. Kelvin'deki ortalama hızının 2 katı kadardır diyor. Şimdi hız sıcaklığın karekökuyle doğru orantılıdır. Demek ki 2 katı olabilmesi için sıcaklığın kaç katına çıkmış olması lazım? 4 katına çıkmış olması lazım. 298 Kelvinken 373 Kelvin'e çıktığından dolayı 4 katı olmadığından bu yanlış olur. 2. Kütlesi artırıldığında ortalama hız azalır diyor. Ortalama hız eşittir 3 RT bölü MA'dır. Burada 3 sabit, R sabit. Demek ki ortalama hız sıcaklık ve molekül ağırlığına bağlıdır. Kütleye bağlı değildir. Yanlış. 3. Sıcaklığı artırıldığında ortalama kinetik enerjisi artar diyor. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı olduğundan dolayı sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji de artar. Cevabımız yalnız 3, B seçeneği. 0 santigrat derecedeki CH4 gazı ile T santigrat derecedeki XO2 gazı kolonun uçlarından aynı anda gönderiliyor. Gazlar ilk kez A noktasından 60 santimetre uzakta karşılaştıklarına göre X'in mol kütlesi T cinsinden kaç gramdır? Şimdi XO2 gazının yayılma hızı bölü CH4 gazının yayılma hızı eşittir. Karekök içerisinde molekül ağırlığı CH4 çarpı XO2 gazının sıcaklığı bölü XO2 gazının molekül ağırlığı çarpı CH4 gazının sıcaklığı. Şimdi borunun uzunluğu 120 santimetre. CH4 60 santimetre ilerlediğine göre XO2 de 60 santimetre ilerlemiştir. 60 bölü 60 eşittir. CH4 gazının molekül ağırlığı 16 çarpı XO2 gazının sıcaklığı T artı 273 Kelvin bölü XO2 gazı molekül ağırlığı çarpı CH4'ün sıcaklığı 273 ile topluyorum. Kelvin'e çevirdim. Şurası 1 yapar. Her tarafın karesini alırsam 16 T artı 273 eşittir 273 çarpı XO2. Şunu alta bölü olarak atarsam 16 T artı 273 bölü 273. Bu da eşittir X artı oksijen 32. Karşıya eksi olarak attığımda X'in molekül ağırlığı T cinsinden 16 T artı 273 bölü 273 eksi 32 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda sabit hacimli kapta eşit mol sayıyla SO2 ve helyum gaz karışımı bulunmaktadır. M musluğu kısa bir süre açılıp kapatıldığında SO2 gazının kütlesi 1 bölü 5 oranında azalıyor. Buna göre son durumda kapta bulunan gazların kütleleri oranı kaçtır diyor. Şimdi başlangıçta eşit mol sayılı olduklarına göre bunu 1 mol, yine helyumu da 1 mol olarak alıyorum. SO2'nin 1 molü 64 gram yapar. Helyumun 1 molü de 4 gram yapar. Şimdi önce hızlarına bakalım. Helyumun hızı bölü SO2'nin hızı eşittir. Karekök içerisinde molekül ağırlığı SO2 bölü molekül ağırlığı
Helyumdur. SO2'nin molekül ağırlığı 64. Helyumunki 4. Sadeleştirme yaptığımda burası 16 olarak çıkar. Karekök dışına 4 olarak çıkar. Helyumun hızı SO2'nin 4 katı. Şimdi SO2'nin kütlesi 1 bölü 5 oranında azalıyorsa, yani 0,2 mol dışarıya çıkıyordur. 0,2 mol ne yapar? 12,8 gram yapar. Sonuç olarak kabın içerisinde 51,2 gram SO2 var. Şurası 0,2 mol olduğuna göre 4 kat olması lazım. Demek ki helyumdan da 0,8 mol kabı terk etmiştir. 0,8 mol helyum ne yapar? 3,2 gram yapar. Kabın içerisinde 0,8 gram helyum kaldı. Bize oranları soruyor. 51,2 bölü 0,8, bu da ne yapar? 64 yapar. Cevabımız B seçeneği. İdeal olduğu varsayılan X2 gazının sıcaklığı 0 santigrat dereceden, yani 273 Kelvin'den 819 santigrat dereceye çıkarılıyor. Yani 1092 Kelvin'e çıkarılıyor. Buna göre niceliklerinin değişimi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Ortalama kinetik enerji diyor. 273'ten 1092'ye kaç kat yapar? 4 kat yapar. Yani kinetik enerji de 4 katına çıkar. Ortalama hız diyor. Hız sıcaklığın karekökü ile doğru orantılı olduğundan dolayı 4'ün karekökü nedir? 2'dir. Mutlak sıcaklık 273'ten 1092'ye çıktığından dolayı bu da ne yapar? 4 kat yapar. 4, 2, 4 cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki tabloda ideal davranışlı O2, CO2 ve SO2 gazlarının mol kütleleri ve mutlak sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış gazların difüzyon hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Difüzyon hızı eşittir karekök içerisinde 3RT bölü MA'dır. Burada 3R sabit olduğundan dolayı demek ki karekök içerisindeki T bölü MA'ya göre kıyas yapmam gerekiyor. V1 dediğimde T'si kaç? 273 Kelvin bölü molekül ağırlığı 32. İkinciye geldiğimde V2, sıcaklık 273, molekül ağırlığı 44. Üçüncü, sıcaklık 819, mol kütlesi 64. Şurayı sadeleştirirsem 273 çarpı 3 yazarsam, şunu da 32 bölü 2 yazarsam, şu kısım bununla aynı. Fakat şurada 1,5 olduğundan dolayı 3 büyüktür 1'den, 1 de büyüktür 2'den şeklinde bulunur. Cevabımız A seçeneği. İdeal davrandığı varsayılan helyum CH4 ve C3H4 gazları aynı koşullarda bulunmaktadır. Aynı koşullar PT sabit demektir. Buna göre helyum CH4 ve C3H4 gazları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Ortalama hızları arasındaki ilişki diyor. Şimdi ortalama hız eşittir 3RT bölü MA'dır. Şimdi her 3 gaz içinde şu kısım sabit. Demek ki molekül ağırlığı küçük olanın hızının büyük olması lazım. Helyumun molekül ağırlığı CH4'ten, CH4'ünki de C3H4'ten büyüktür. Doğru. 2. Ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. Doğru. 3. Helyum gazının difüzyon hızı CH4 gazının difüzyon hızının 2 katı kadardır diyor. Ve helyum bölü VCH4 eşittir molekül ağırlığı CH4 bölü molekül ağırlığı helyumdur eşittir. Karekök içerisinde CH4'ün molekül ağırlığı bölü
Helyumun molekül ağırlığı 4 yapar. Karekök dışına 2 olarak çıkar. Üçüncü öncülde doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği.